Şimdi Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'a iftiralarla Doğru. saldırarak e, Türk ekonomisine hedef alıyor. E, Ana muhalefet partisi maalesef. Türkiye'nin pandemi dönemindeki Ekonomik başarısı da görmezden geliniyor bu sebeple birlikte. Özellikle Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Albayrak'ın görev aldığı, bakanlık görevini yürüttüğü sürece bakmak gerekirse ayrıntılarıyla aktarmanızı rica edeceğim. Olur. Sizden tablomuzu. Şimdi tabii dediniz ya ekonomi gündemi yoğun. Ekonomiyi konuşmak yerine iftiraları konuşuyoruz. Maalesef böyle bir muhalefet anlayışı var. İşte iftirayla iktidara gelme çabası, kaos oluşturarak, insandan kafasını karıştırarak, işte bir e, olumsuzluk pompalayarak, kendi ülkesine zarar vererek iktidara gelme çabası var. Maalesef e, bu var ama karşılığını da görüyorlar. E, e, Birçok şeyi burada konuştuk, e, hepsi ellerine yüzlerine bulaştı. İşte çöpten iktidar arayışı e, ellerine yüzlerine bulaştı. Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ellerine yüzlerine bulaştı. Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili e, olmadık e, yalanlar ortaya atıldı ki, iktisat ilmiyle e, yakından uzaktan ilgisi olmayan e, sözler, e, iftiralar ortaya atılıyor. Hepsine cevaplar rakamlarla verildi ki bu rakamlar çok şeffaf. Herkesin bildiği rakamlar işte şimdi de bu evet. kar rakamları ortada. Şimdi İstedikleri sen... zaman aslında ulaşabilecekleri rakamlar. Nerelere kullanıldığı e, öngörülebilecek rakamlar ki yine dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de aynı zamanda Aynen. yani verdi. hem rakamlarla hem de nerelere kullanıldığı Aynen. ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Ki bu Böyle rakamlar gibi. internete girdiğimiz zaman kolayca görebileceğimiz anlık, dakikalık Merkez Bankası'nın ee, paralarının e, rezervlerinin ne halde olduğunu nereye harcandığını bilinen şeffaf konular. Bunlar yani bir yerlere bir garip kelimelerle bunu ifade etmeye hı hı. çalışmak ee, hem e, iktisat ilmine aykırı ama maalesef böyle bir muhalefet anlayışı var. Şimdi gelelim bu e, bu da bir cevap aslında çok da güzel bir cevap olmuş. Hani Merkez Bankası kötü yönetildiği rezervler tam takır oldu, bir tam takır kelimesidir hı hı. gidiyor. E, sanki buhar olmuş, ortaya ortadan yok olmuş gibi. E, Sayın Albayrak'ın e, bakanlık yaptığı yani ekonomiyle ilgili bakanlık yaptığı döneme baktığınız zaman Türkiye 4-5 tane kur saldırısıyla muhatap olmuş. Öyle bir dönemden geçti. Yani ki o dönem gerçekten o kur saldırılarına hemen aksiyon alınmış ve Türkiye bağışıklık kazandırılmış Türkiye ekonomisine dış şoklara karşı bağışıklık kazandırılmış bir dönemden bahsediyoruz. Seçimler olmuş her seçimden önce hatırlayın Amerika'dan işte tweet attı Trump ben saldırdım dedi yine saldırabilirim. Paramıza saldırılmış hemen bunun karşılığında savunma mekanizmaları geliştirdik zor bir dönemden bahsediyoruz. Bu zor dönemde bile ki 2020'yi zaten bütün dünya bir krizle uğraşırken biz 2020'yi pozitif ayrıştık diyoruz. O zor dönemde işte rakamlar burada 10 kat arttırmış Merkez Bankası karını yani kötü yönetildiği işte rezervleri boşaltıldığı içi boşaltıldığı denilen Merkez Bankası daha önceki yani 2017'ye kadar ki dönemde ortalama yıllık 5 milyar lira civarında vergi öncesi kar açıklarken bu dönemde 2018-2019 ve 2020'yi kapsayan bu 3 yıllık dönemde 50 milyar liranın üzerinde kar açıklamış. E, kötü yönetiliyorsa bu ne? Nasıl Şimdi oluyor? cevap bu. Şimdi 2020 kötü yönetildiyse her şey tam takır olduysa geçen gün de konuştuk. 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak üç ülkeden birisi Türkiye. Peki bu ne? Yani bu kimin başarısı? O dönemki hükümetin ve ekonomi yönetiminin doğru aldığı kararların başarısı. Ekonomi yönetiminin başında kim var? Sayın Albayrak var. Tabii Sayın Albayrak'ın hedef olmasını ben bir kelimeyle şöyle ifade ediyorum. Milli bir adamdı. Hı hı. Milli politikalar götürdü. Türkiye'nin parasına saldırıp bu ülkenin kaynaklarını dışarıya taşıyanların para musluklarını kesti. Netice itibariyle tabii, Hedef o haline geldi. Borçlanmadı ee, dışarıya evet, ve aynen. o yüzden de hedef Doğru. haline geldi. Doğru. Evet. Ee, şimdi bu ülkenin kaynakları faiz olarak başka e, yollarla e, bizim e, bu ülkenin insanının e, alın teri emeği başka ülkelere ka kaynak olarak aktarılıyordu. Bunun önünü kesti. Sıvaplarla kesti. İşte Hong Kong'dan, Londra'dan, şuradan, buradan bizim paramıza yapılan saldırıları kesti. Bu birilerini rahatsız etti. Biraz sonra onun detaylarına da bakarız. Tabii Sayın Albayrak'ın şahsında hem Cumhur İttifakı bu hem de Sayın Cumhurbaşkanımız hedefe alınmak e, isteniyor. E, ama rakamlar e, hepsini yalanlıyor, onu da söyleyelim. Bu Merkez Bankası rezervini sizle konuştuk zaten. Hı. Çok net, şeffaf, nereye harcandığı belli. E, zaten 95 milyar dolar, lirayla dolarla başlamış bir rezerv yine gelmiş 95 milyar dolara. 2020'de koca koca ülkeler para basarak e, işte e, nakit ihtiyacını karşılarken... Türkiye hem işçisinin hem işverenin hem hane halklarının ihtiyaçlarını e, karşılamış ve e, 2020 gibi bir yılı pozitif ayrışarak kapatmış. E, bu kimin başarısı soru da bu zaten. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Diğer vakumumuza hemen devam edelim. E, kaos planı e, devrede başlığımız var. Evet. Neden? Ve tutmadı. Evet, tutmadı. zaten e, biraz işte şimdi az önceki Sayın tamam. Albayrak'ın bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Sayın Albayrak e, daha önce de enerji bakanıydı biliyorsunuz. Enerji Bakanlığı sırasında attığı o milli stratejinin temellerinin meyvelerini şimdi alıyoruz. Nereden aldık? Bakın 2020'de bütün dünya maske bulamıyordu. <laughs> koca koca Avrupa ülkeleri maske bulamazken biz 408 milyar metreküp doğal gaz keşfi açıkladık. Yani sağlık altyapımızdan hiç bahsetmiyorum. Evet. Dolayısıyla bu o dönemde atılan milli strateji planlarının temellerinin meyveleriydi. Biz 2020'de atılan 2018, 2019 ve 2020'de hani bu konuştuk disiplin değişim planlarının atılan temellerinin meyvelen de inşallah 2021'de, 2022'de, 2023'te alacağız. Yani milli bir ekonomi oluşturma çabasındaydı. Bir iddiası vardı Sayın Albayrak. Onun temellerini attı. Onun meyvelerini göreceğiz inşallah. O yüzden de hani bu gemi meselesinde bir şey söyleyeyim. Burada bir toplantıya gelmişti Sayın Albayrak. Gemiyi alırken şöyle demişler. Siz gemiyi alamazsınız. Alırsanız getiremezsiniz. Getirirseniz arayamazsınız, ararsanız bulamazsınız, bulsanız çıkartamazsınız. Çıkartsanız o gazı Türkiye'ye getiremezsiniz, getirseniz de kullanamazsınız. Yapamazsınız Kafa bu. denilen her şeyi evet. yapmış bulunuyoruz evet. şu Kafa anda. Kafa bu. Evet. <laughs> evet. Dolayısıyla hani hem Enerji Bakanlığı'nda hem Hazine Maliye Bakanlığı'nda milli bir strateji güttü. Onun temellerini attığı meyvelerini görüyoruz. İşte hı hı. Enerji Bakanlığı'nda meyvelerini görüyoruz. Türkiye bugün mavi vatan diyorsa o gün atılan o temellerle oluyor. E, ekonomide de milli bir ekonominin temelleri atıldı. Hı. Şimdi niçin rahatsızlar? Aslında hep dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. 2020'de niye çökmedik biz? Türkiye pandemide ekonomi, sağlık ve lojistikte büyük başarı elde etti. Etti mi? Etti. Kim itiraz edebilir? Hiç kimse et, edemez. Çünkü bu onları rahatsız etti. Burada bir çöküş bekliyorlardı. Yani 2020'de biz çökeriz, biz de iktidara geliriz. Yani bir çöküntünün üstüne iktidara geliriz çabası vardı esnafından işçisine holdinginden hane halkına her kesime destek ulaştı. Ulaştı mı? Ulaştı. Çarpan etkisiyle 1 trilyon liraya yakın destek paket açıklandı. E bunlar e bütün bunlar olurken e biz e bu rezervlerin için tutuyoruz. İşte böyle günler için kullanmak için ve bunlar kullanıldı. Zaten nereye kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, kimin ihtiyacını karşıladığı da Kayıtlarda var. Dünya maske bulamazken az önce söyledim evet. Türkiye bir keşif açıkladı ki inşallah o gazda 2023 olmadan ülkemize gelecek. Aşı konusunda en hızlı hareket eden ülke olduk hatırlayın siz haberlerini veriyorsunuz buradaki organizasyon ne kadar iyi gidiyor ve buradan da bir kaos beklediler o da olmadı. Turizm, ihracat, üretim, tedarik, büyüme dahil her alanda bir pozitif ayrıştık. Detayları zaman zaman konuşuyoruz, çok girmeyeyim. Milli ekonomi ile yurt dışı lobilerin paramuzlukları kesildi. Zaten en büyük rahatsızlıklardan birisi buydu. Milli bir ekonomi kurulmuş olması. Şimdi devam edelim. Ne istediler aslında? Türkiye pandemide yenik düşsün, sırtı yere gelsin. Bütün mesele bunu isteyen bak yabancı Kendi düşmanımız falan değil. Kendi ülkesi için istiyor. Evet, yani bu ülkenin isteyen, insanları, evet. bu ülkede siyaset yapanlar, bu ülkede ekonomistim diye ortada gezenler. Hı. Hatırlayın geçen gün konuştuk. Adamlar YouTube'da, Twitter'da, şurada, burada ortaya çıkıp ekonomi batacak diye çığlık atıyorlar e ne oldu şimdi onların hiçbirisi konuşmuyor. Neredeler? Bir görelim onları. Yoklar. Bu arkadaşların hiçbirisi şu anda yoklar. Ekonomi çöksün, IMF'nin kapısına gidesin. Bunu hatırlayın 2020'de ortaya çıkıp biz IMF'ye gidelim, gidelim de gidelim diye bağıran adamlar vardı. Koca koca adamlar bunlar. 50-60 yaşında adamlardan bahsediyorum. Bazıları profesör. Aşı gelmesin, Gelse de vatandaşa ulaşmadı sıkıntı yaşasın. Bununla ilgili de bir sürü biliyorsunuz e, söylentiler çıkarttılar evet. ama tutmadı. Paramız değer kaybetsin, sokaklar karışsın, erken seçim olsun. Bunların hiçbir planı da tutmadı. Bunlar da denediler. Her seferinde zaten başka bir adımla Aynı. E, karşımıza çıkıyor işte. Doğru. En sonda Boğaziçi provokasyonları ile birlikte Aynı. bu madde e, o gündeme gelmiş oluyor aslında evet, bakarsanız. Doğru. Şimdi çarpıtılan rezerv rakamlarıyla vatandaşta kriz algısı oluşsun. İşte mesele buydu aslında. Yani işte sokakları karıştıralım, vatandaş batıyor diyelim. Çöpten birileri işte ekmek topluyor diyelim. Hı hı. E, bir kriz algısı oluşturalım, bir olumsuzluk pompalayalım ki biz oradan bir oy devşirelim meselesi yani bunu hani diyorum ya bu motivasyonu anlayamıyorum yani kendi ülkesinin batmasını isteyen e, adı bizimle aynı olan adamlar var devam edelim arkadaşlar kime hedef aldılar, aldılar? şimdi. Pandemi krizini en iyi şekilde yöneten bir kere hükümeti hedef aldılar. Dertleri oydu zaten. Kriz ortamında proaktif davranan ve ihtiyaçları karşılayan ekonomi yönetimini hedef aldılar. Zaten dikkat ederseniz bu iftiralar vesaire hep bunların üstünden gidiyor zaten. Hmm. İşte konu e, öyle bir noktaya geliyor ki bu sefer aile ilişkilerine giriyorlar. Belden aşağı Maalesef. bir siyaset. Tüm yani şunu da söyleyeyim. Bu arkadaşlar. Sadece hükümete veya ekonomi yönetimine hedef almış değiller, toplumun her kızıyorlar. Esnafa kızıyor bana oy vermezsen diye, çiftçiye kızıyor, öğretmene kızıyor, iki elim yakandadır diyor. Bir garip. Şimdi tüm dünya sıkıntıdayken Türkiye'nin pozitif ayrışmasını sağlayan, her kesime ulaşan Bakan Berat Albayrak'a hedef aldılar. Hatırlayın o dönemde Bakan Albayrak her ile gidiyordu. Her ilde bir toplantı yapıyordu. İnsanlarla birebir temas halindeydi. Daha önce görülmemiş bir Hazine ve Maliye Bakanı portresi çiziyordu. Herkes ona ulaşabiliyordu. Her kesime ulaşıyordu. Bir, e, ve bu e, kriz ortamında ekonomiyi iyi yöneten e, takımın da kaptanıydı. Dolayısıyla onu hedef aldılar ki şu anda da e, hedef almaya devam ediyorlar. Ama tekrar edeyim milli bir insan olduğu e, gerçeğini de unutmayalım. Vatandaşın güvenini kazanan Cumhur İttifakı'nda. Hedef, Hedef aldılar. aldılar. Netice itibariyle karşılandaki ittifak o ve o ittifakta bir türlü bozamıyorlar. E, sürekli orada bir çatlak arıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki barkomuzda Şimdi sonuçlara bakacağız. Onları çıldırtan sonuçlar var. <laughs> Tabii çok daha uzun da e, vaktimiz var diye birkaç bir şey aldım. Dolar 10 lira olacak çığırtkanları TL güçlendikçe kayboldular bunu konuştuk. Türkiye dünya küçülürken 2022 2,5 büyümeyle kapatacak. Ben söylemiyorum. Şu anki Merkez Bankamızın başkanı söyledi bunu. 3. çeyrekte, 4. çeyrekte de 7 7,5 büyüyecek Hı. dedi. E kimin başarısı? Tekrar o soruyu sorayım. 2020'de uygulanan politikaların başarısı. Kim uyguladı o politikaları? O zamanki ekonomi yönetimi. Kimdi kaptanı? Sayın Albayrak'tı evet. ve hükümetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm kaos oluşturma planları ellerinde patladı. Az önce siz de söylediniz. İşte erken seçim, işte Merkez Bankası rezervi, sokakları karıştıralım, çöpten iktidar arayalım vesaire. Mali göstergeler her geçen gün daha iyi sonuçlara ulaşıyor, ulaşmaya da devam edecek inşallah. Dediğim gibi 2019'da ki 2020'de pandemi olmasaydı çok daha iyi sonuçlar evet. alacaktık aslında 2019'daki atılan temellerle. 2019'da, 2020'de atılan ekonomideki atılan o milli ekonomi temellerinin meyvelerini inşallah biz 2023 gelmeden göreceğiz. Bakın yani küresel bir duruma rağmen pandemiye Aynen. karşı 2020'yi de yine pozitif bir Doğru. ayrışmayla kapatacağımızı ifade ediyoruz ki rakamlar da bunu Aynen. gösterecek. Ülkenin bütün ülkeler sınırlarını kapatmış. Evet. Bütün e, ihracat kanalların Her kapanmış. Şey durmuş. Turizm durmuş. Ki bizim turizm önemli bir gelirimiz. Yani yıllık 40-50 milyar dolar gelir elde ettiğimiz bir yerden 15 milyar Hı. dolar elde etmişiz. E, i̇hracat kanalları kapanmış. Biz temassız ihracat diye bir model geliştirmişiz. Buna Hı. rağmen yine de rekorlar kırmışız. Satırlayın Ocak ayında e, tüm zamanların en iyi ihracatını gerçekleştirmiş. Evet. Türkiye 2020'de de onu başarmış ve bu ve bu süreci gerçekten iyi yöneterek atlatmış. Rezerv konusundaki tüm çarpıtmalarda deşifre olmaya devam ediyor. İşte Merkez Bankası'nın karı, Merkez Bankası kötü yönetildi ama 10 kat kar etti. Kötü yönetilen Merkez Bankası 10 kat <laughs> kar ediyorsa <laughs> iyi yönetil sizin kafanıza göre iyi yönetilse ne olacaktı? Onu da sormuş olalım. E, maalesef hani ben Buradan tabii cevap veriyoruz filan ama bizi izleyenlere vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Sizi olumsuzluk pompalayarak bir yere çekmeye çalışanlara ne olur e, inanmayın. Bakın kendi hesabınızı kendiniz yapın. Gerçek rakamlara bakın. Sizi bir yere yönlendirmeye çalışanlara e, lütfen inanmayın. İşimize, gücümüze bakalım. Bu ülke bizim. Bu geminin içindeyiz hepimiz. Adam içinde bulunduğumuz geminin altındaki tahtaları söküp satmaya çalışıyor. Orada evet. açtığı delikten kendisi de düşecek. Bunun haberi yok. O yüzden biz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkacağız. Kendi değerlerimize sahip çıkacağız ve bizi bir kaos ortamına sürükleme, sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceğiz diye Artık bilgi de çok uzağımızda değil zaten. Çok evet. yakınımızda. O yüzden Tabii. çok kolay erişebiliyoruz. Bilgi çağındayız. Bilgi çağındayız. O yüzden, o yüzden biz gerçekten kendimizi okuyarak, araştırarak Doğru. sonuçlara ulaşmayı söyleyebiliriz. Yani çok belki basit bunu. bir rakam. Söyleyeyim. Evet. 132 milyar uçtu diyor. Hı hı. Öyle bir rakam zaten olmamış hı hı. hiç Merkez Bankası'nda. Dolayısıyla hiçbir şey ekonomide yoktan var olmaz vardan da yok olmaz. Dolayısıyla bir buharlaşma gibi evet. bir yalanın arkasına sığınılıyor. Tamamen politik ama siyasetin de gereklerini içermeyen bir muhalefet anlayışı gelişmiş durumda. Ülkenin değerlerine, ülkenin devletin kurumlarına saldırılıyor. O da doğru bir yaklaşım değil. Faruk Erdem çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Yarın farklı konularla yeniden birlikte İnşallah. olacağız bu saatlerde. Sağlıcak.